Değerli hocalarım, sayın konuklar ve sevgili öğrenciler, tek tük de olsa öğrenci görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi olarak Sağlık İletişimi Sempozyumunun 8.sini gerçekleştirmek için bir aradayız. Salonda çok değerli konuklarımız var. Bunun yanı sıra Zoom üzerinden veya YouTube üzerinden bizi izleyenler de var. Onlara da merhaba diyorum. Onlara da günaydın diyorum. Şimdi Sağlık İletişim Sempozyumunun 8.sini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten mutluyuz, gururluyuz. Communication in the Millennium, onun 19.sunu gerçekleştirdik. Onun yanında 8 biraz az gibi görünüyor ama hiç de 8 azımsanacak bir rakam değil. Recording in progress. Sağlıklı bir şekilde bir etkinliği 8 yıl sürdürmek önemli bir şey gerçekten. Ben emeği geçen herkesi hem kutluyorum hem de teşekkür ediyorum. Bu oturum sempozyumun da ilk oturumu, aynı zamanda açılış oturumu. Ben şöyle bir baktım, kimler konuşacak, neler anlatılacak diye. Bence çok ilginç ve çok değerli bir oturum bu gerçekten. İlk hocamız Profesör Doktor Rüçhan Göktağ. Rüçhan hocamız kendisi psikolog, klinik psikolog. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde uzun süre klinikte çalışmalar yaptı. Şu anda İletişim Bilimleri Fakültesi'nde psikoloji derslerimizi veriyor. Ve toplumsal bir meseleyi ele alacak. Çocuk gelinler veya erken yaşlı evlilikler. Hocam sizi mikrofona alalım. İnterdisipliner bir oturum olacak. Dolayısıyla çok kıymetli, çok önemli diye düşünüyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bu çalışmamda problem bağlamında dikkate alınan amaç ve önem, ülkemizde son yıllarda 4+4 zorunlu temel eğitim uygulaması ve dış göç olgusunun artmasının ve buna benzer pek çok literatürsel nedenlerin alevlenen bu sorunun alevine benzin döken boyutlarının ele alınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ulaşılabilen araştırmalar irdelendi, gruplandırıldı, özetlendi ve bu bakış açısıyla araştırmacı, yani benim tarafımdan literatür incelenmesi ve derlemesi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, adını Sayın Oturum Başkanım söyledi. Çocuk gelin ve çocuk anne olgusunu ele alan bir çalışma. Ben bu çalışmada çocuk yaşta evlilikle ilgili sizlerin de bilgisi olduğu savından hareketle tanımlar üzerinde çok fazla durmayacağım. Genellikle bizde 18 yaş yasal evlenme yaşı. Ancak 17 yaşına bastığında ailelerin izniyle kız çocukları evlendirilebiliyor, kız ve erkek. Bunun yanı sıra 16 yaşındaki çocuklarda istisnai durumlarda ve hayata önem arz eden bir gerekçenin var olması şartıyla mahkemeden alınan özel izinle evlenebiliyor. Günümüzde evlilik yaşı giderek yükselse de Türkiye'de çocuk yaşta evlilikler halen çok büyük bir sorun. Bu durum kız çocuklarına yönelik cinsiyet kalıp yargılarını pekiştiren ve onların eğitimlerine engel olan, sağlıklarını tehlikeye atan ve onları şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması olarak karşımıza geliyor. Ben bu çalışmada birçok gazete haberleri, zaten yani bildiğim adli psikolog ve klinik psikologluktan bildiğim bir olguydu. Ancak son zamanlarda artan gazete haberleri beni biraz ateşlendirdi bu konuda. Şöyle bir derleme yapayım dedim. Derleme yapılmasındaki amaç, zaten bu alanda çalışmış ve uzun yıllar çalışmış insanların daha sonraki araştırmacılar için bir havuz oluşturmasıdır. Genç asistan arkadaşlarımıza ya da bu alanda çalışacak olan genç nesillere
küçücük bir havuz oluşturmak için çaba sarf etmeye çalıştım. Bu nedenle bir takım gazete haberlerini örnek olarak karşınıza getiriyorum ve daha sonra da derlenen birkaç tane makaleyi sizlerle paylaşacağım. Genellikle Türkçe makaleleri seçtim. Çünkü ülkemizdeki büyük bir sorun ve de Türkiye'de bu alanda pek çok çalışma var. Ulaşabildiklerimle sınırlı olarak. Gazete haberleri ve daha sonraki makalelerde göreceğiniz parti isimleri tarafımdan dile getirilmemektedir. Bunu da bir savunma olarak söylemek ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bunlar bir görseldir. O nedenle bunun bir siyasi propaganda gibi bakılmayacağına zaten bilim insanları olarak inanmaktayım. Evet, şimdi gazete haberlerinden örnekler. TÜİK'le başlıyoruz. Okumayacağım, sadece görsel olarak sunacağım çünkü vakit kısıtlı. TÜİK verileri burada veriliyor ve 20 yılda 1 milyon çocuk gelin olmasıyla zaten bizi dehşete sokuyor. Sonra 15-17 yaş arası 8 bini aşkın çocuğun doğumu ve ilk sırada Şanlıurfa var. İlgezdi'den 18 yaş altı doğum raporu ve açıkça çocuk istismarı raporu var. Ve bunun yanı sıra bu göç aldığımız için Suriye'den gelen göçmenlerin yaş şeyi 10-11 yaşında ve bu yaşlarda evlendirilme, hatta bunun resmi nikahlı olmadığına yönelik de raporlara ulaştım. Bu İlay Hoca'nın raporlarında göç ve göçmen işleriyle ilgilenen X Partisi'nin hocanın raporunda da belirtiliyor zaten. Burada zorla evlendirilen kız çocukları sayısı verilmiş. 700 bin ihbar mektupları geliyor. İyi insanlar, olumlu insanların ihbar raporları var. Bunun yanı sıra çocuk gelin oranında önemli bir düşüş sağlandı diye sürpriz bir haberle karşılaştım. Bunu da size sunma ihtiyacı hissettim. Ancak doğru bir istatistik ya da haber kesinlikle değil. 19 yaş burada vurgulanmış. Asla böyle değil. Bu haberde ben yalan mı denir yoksa doğru olmayan bilgi mi denir öyle aldım ve sizlerle paylaştım. Çocuk gelin olmamak için koşuya çıkan bir sporcumuz var. Plaket kazanan, 60 madalya kazanan Gülcan. Onun vurguladığı erken evlilik sorunu var. Utanç raporu diye bunu size getirdim. Avrupa'da çocuk evliliklerinde Türkiye birinci sırada. Sonra Adana'da çocuk gelin kavgası var. Aileler birbirine giriyor. Kız istemedi ya da tepki gösterdi diye pompalı tüfekle şeyler. Burada sol üst köşedekini görmeyin. Çocuk ailelere ilişkin utanç tablosu var. Utanç tablosunda düşünebiliyor musunuz? 17 yaş altındaki çocuklarda 7190 tane bebek dünyaya geliyor ki bunlar son 1-2 yıldır verilen istatistikler de değil. Bu daha da artıyor. Burada Akkuş'un 22 yılında çalışmadan örnekler var. Kusura bakmayın, saniyelerle geçeceğim. İsteyen zaten ya arada ya oturum sonunda ya da beni bularak ya da mailime atabilir bilgi almak isteyen. Çocuk yaşta evlilik ile makalelere gelince Duman ve Coşkun'un 2019 yılındaki çalışmasından örnekler getirdim. Tekrar söylüyorum, çok fazla olduğu için hızla geçiyorum. Burada Eyüboğlu var. Eyüboğlu ve Eyüboğlu'nun 2018 yılındaki çalışmasından Rorschach testi falan da kullanılmış. O çalışma var. Poyraz Fındık, Gökalp Özcan, bunları anmak zorundayım çünkü saygı duyuyorum bu bilim adamlarına. Rodopman, Arman ve Gümüştaş 2019 var. Aktepe ve Atay var 2017. Gezer Tuğrul 2018. Yılmaz 2021. Hopancı Koç ve Özkoçak 2019. Kara 2015. Aslan 2018. Kılıç ve Tütüncü 2021.
Koçtürk Bilge ve Yüksel 2018. Bakın ne kadar insan çalışmış. Bunlar benim ulaşabildiklerim. Çetin ve Çetin 2020, Ekici Ayhan, Evgin Caner, Küçük Öztürk ve Calp Binici 18. Kısacası sevgili meslektaşlarım ve bizi izlemeye gelenler, son yıllarda yapılan tüm çalışmalara elimden geldiğince ulaşmaya çalıştım. Böyle bir özet yaptıktan sonra sonuç ve tartışma bölümüne geleceğim. Hızla geçtiğim için tekrar özür diliyorum. Zamanla sınırlıyız. Sorularınızla cevap vermeye çalışacağım. Sonuç olarak toplumdaki çocukların ekonomik bir yük olarak değil, toplumun değerli bireyleri olarak görülmesi gerekmektedir. Ailede, daha sonra toplumda, özellikle kız çocuklarının eğitimi için olanak sağlanmalı, kadının iş yaşamındaki yerini alması özendirilmeli, teşvik edilmeli ve bu konuda özellikle erkekler, bunun yanı sıra da çocuk sahibi olan kadınlar bilinçlendirilmelidir. Konu ile ilgili genç nesilleri bilinçlendirme adına bilhassa ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim, seminer, sempozyumlar ve konferanslar düzenlenmelidir. Keşke burada daha çok sayıda öğrenci olsaydı. Ben öğleden sonra mesela bütün öğrencilerimi buraya davet ettim ve burada yoklama alınacağını söyledim. Çünkü öğrenciler için aslında değerli bu bilgiler. Bizler zaten biliyoruz. Bilinçlendirme çalışmaları yalnız eğitim kurumları ile kalmamalı. Ek olarak ailelere de bu konuda bilgi verici sağlık iletişimi programları hazırlanmalıdır. Aileler zaman zaman yanlış inanış ve bilgi eksikliğinden dolayı erken yaşta evliliği normal olarak görebilir. Bunun altında yatan düşünceler geleneklerden kaynaklı olabilir. Ailelerin bu konudaki görüşleri alınıp doğru olmayan dini ve toplumsal inanışların doğru ve sağlıklı olanlarla yer değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Ancak bunu yaparken hiçbir zaman aileler suçlanmamalıdır. Çünkü tek suçlu sadece buna izin veren, göz yuman, zaman zaman da kendi çıkarları için bu olguyu destekleyen sistemler ve sistemlerin yönlendiricileridir. Örnek olarak kadını ve bu bağlamda küçük yaştaki kız çocuklarını koruduğuna dair bir bilim insanı olarak içten inandığım İstanbul Sözleşmesi ve benzerleri gibi sözleşme ve kanunların şiddetle ve kesinlikle korunması ve sadece kanun düzeyinde kalmayıp gerçek yaşamda uygulamaya geçirilmesi gerektiğini de düşünmekteyim. Toplumun erken yaşta evlilik konusunda bilinçlenmesi, erken yaşta evliliğin önlenmesi açısından çok önemli bir unsurdur. Toplum kız çocuklarının yanında oldukça yanlış, kız çocuklarının yanında oldukça toplumda var olan yanlış algılar kırılacak ve toplumumuzun ve kadınlarımızın akıbeti daha iyi ve nitelikli olmaya doğru seyredecektir. Aksi takdirde toplum hem kız çocuklarının yaşayacağı sorunlar ve girilecek olan kısır döngü, hem de erken yaşta evliliğin yaratacağı toplumsal sorunlar sebebiyle büyük kayıplar yaşayacaktır. Aynen şimdi olduğu gibi. Ayrıca bu çocuklarımız için de çok büyük bir risktir. Yani doğan ya da doğmakta olacak çocuklarımız için. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bütün hocamıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir toplumsal sorunumuza dikkat çekti. Dikkat çekmekle kalmadı. Aslında bir bilim insanı olarak önerilerini de sundu bize. Hocam ben tam paper'ınızı rica edeceğim. Medyada çocuk hakları dersini açıyorum. Orada biz okuyup mutlaka konuşacağız. Uygun olursanız sizi de dersime davet etmek isterim. Şeref duyarım efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Diğer konuşmacımız Doçent Doktor Temmuz Genç. Temmuz hocam, sizi mikrofonu alırken ben paper'ın başlığını okuyayım isterseniz. Temmuz hocamız da sosyoloji disiplininden geliyor. Bildirisinin başlığı doktor hasta ilişkisinde güvenin toplumsal değişimi. Buyurun. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Bu saatte gelip bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün ben size doktor hasta ilişkisinde güvenin toplumsal değişiminden bahsedeceğim. Bu tebliğde benim meselem şu: bu ilişki kişisel bir ilişki değil. Bunu çevreleyen koşullar, doktor hasta arasındaki iletişimi ve etkileşimi,
değiştiriyor, etkiliyor ve tabii bu çok geniş bir konu. Ana hatları üstünden gideceğim. Tam metinde tartışmanın daha detaylı bir halini görebilirsiniz. Güvenle başlayacak olursak, güven bilinmeyen koşullar altında ortaya çıkan, eldeki belli bir konuyla ilgili olarak başka birinin güvenirliğine dair olan bir inanç veya beklenti olarak tanımlanıyor ve güven ilişkisinin üç tarafı olduğu söyleniyor. Bir, güvenen, iki, güvenilen, üçüncüsü de eldeki mesele. Bu eldeki mesele herhangi bir davranış ya da kaynak olabilir. Doktor-hasta ilişkisi açısından eldeki mesele sağlık hizmetinin kendisidir. Ama yukarıdaki tanımda dediği gibi bilinmeyen koşullar. Bu bilinmeyen koşullarla doktor-hasta ilişkisi içinde sağlık hizmetini çevreleyen ekonomik ve kültürel faktörler olarak değerlendirilebilir. Şimdi güvenirlikle peki ne kastediliyor? Güvenirlikle kastedilen kişinin ihtiyaçları karşılayabilmek için, yani güvenenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeterli ve motive olması, yani ehliyete sahip olması gerekiyor ve bunu istiyor olması gerekiyor. Güven literatürü kendi başına bir alan ama sosyolog Parsons bu literatür içinde olmasa da 1951 yılında aslında bunu bize söylemişti. Sosyal Sistem kitabında doktor rolünü kavramsallaştırırken demişti ki, güven ilişkisi kurulmadan iyileşme gerçekleşemez. Bu güven ilişkisinin kurulabilmesi için doktorun iki yapması gereken zorunluluk vardır. Bunun karşısında iki hak elde eder. Bu haklardan biri hastanın güvenini kazanmaktır. İki zorunluluk da gördüğünüz gibi hastaya en yüksek düzeyde ehliyet uygulamak ve kendi kişisel çıkarına yönelik değil de hastanın çıkarına yönelik davranmak. Tabii ki bu iki zorunluluk farklı dönemlerde, farklı tıp anlayışları içinde farklı şekillerde tezahür ediyor. Şimdi bunu toplumun yakın dönem aşamaları üzerinden kısaca bir değerlendirmeye çalışalım. Geleneksel toplumda yatak yanı tıbbı denen tıp kozmolojisi egemen. Bu dönemde doktor hastayı bir bütün bir insan olarak görüyor. Hastalığı da insanın çevresiyle bu dengesinin bozulması olarak görüyor. Henüz uzmanlık gelişmemiş, farklı hastalıklar için farklı doktorlara gidilmiyor. Bu doktor bir zanaatkar gibi çalışıyor. Özerk, kendi üretim araçlarına sahip, aletlerinin ve muayenehanesinin özel mülkiyetine sahip ama zaten kullandığı aletler satın alınabilir basit medikal aletler henüz. Ve muayeneyi de genellikle hastanın evinde yapıyor. Bu dönemde doktorlar çok elit bir grubun üyeleri çünkü tıp fakültelerine sadece beyaz erkekler kabul ediliyor ve burada eğitim görmeyi de sadece üst sınıflar karşılayabiliyor. Dolayısıyla çoğu aristokrat ailelere mensup elit bir doktor grubu var. Ama hastaları da kendilerine benziyor çünkü henüz kamu sigortacılığı gelişmiş değil. Sağlık hizmeti ancak zengin, az sayıda insandan oluşan küçük bir zümre tarafından erişilebiliyor. Halkın geri kalanı şifacı denen, hani doktor olmayanların sunduğu daha farklı hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Teşekkür ederim. Bu ilişkide doktorun ücreti hasta tarafından elden ödeniyor ve doktor yine hasta tarafından değerlendiriliyor. Zaten hasta sayısı az. Doktorlar arasında bir rekabet var hastalarını kaybetmemek için. Bu rekabet de muayene sonuçları kadar belki daha bile fazla hastanın istek ve ihtiyaçlarına yönelmeye sebep oluyor. Dolayısıyla kişisel tanışıklığa dayanan bir ilişkiden de aynı zamanda bahsediyoruz. Bu ilişkide bir patronaj var ve değerlendirme ve ödeme açısından patronun hasta olduğunu söylemek mümkün. Modern topluma geldiğimizde modern hastanenin kuruluşuyla, ilk hastanelerin değil ama modern hastanelerin kuruluşuyla beraber doktorlar artık bürokratik kurumlarda çalışan, yöneticilere bağlı çalışan, kurallara bağlı olan, diğer uzmanlık alanlarındaki doktorlara bağlı olan bir grup haline geliyorlar. Aynı zamanda tıbbi cihazlara da bağımlılıkları gelişiyor. Çünkü artık hastanın tek bir doktoru yok. Her organın başka bir doktoru var ve bu yapı içinde herkes birbirine bağımlı. Böylece doktor özerkliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Buna karşılık otoritesi artıyor. Çünkü artık modern toplumdan bahsediyoruz. Devletlerin sağlıklı endüstriyel iş gücüne ve askere ihtiyacı var. Bu yüzden de kamu sigortacılığı gelişiyor ve artık eskiden sağlık hizmetine ulaşamayan yoksul kitleler doktor hizmetinden faydalanabilmeye başlıyorlar.
Doktor tabii ki bu yoksul ve eğitimsiz hasta kitlesi karşısında statü olarak çok yüksek. Yani önceki hasta grubundan farklı olarak. Ayrıca bu hastalar ücreti elden doktora ödemiyorlar. Tabii ki vergilerle ödeniyor ama elden ücret ödenmemesi doktorun yaptığı işteki kamu faydasını ön plana çıkartıyor ve bu işi kişisel çıkarı için yapmadığı inancını da pekiştiriyor ki bu da güven ilişkisinde son derece önemli. Yine bu dönemde muayene artık hastanın evinde değil, hastanede yapılıyor. Yani doktorun hakim olduğu bir mekanda yapılıyor ve hastaneler de doktorlar tarafından yönetiliyor. Bu nedenle burada doktor daha güçlü ve patronaj sona ermiş durumda. Bu dönemde hastaya bakış da değişiyor. Önceki dönemde hasta bir bütün olarak, insan olarak ele alınıyordu. Hasta önce bozuk organlara sahip bir organizmaya, sonra da biyokimyasal olarak analiz edilecek bir numuneye dönüşüyor laboratuvar tıbbıyla beraber. Gelişen teknolojik cihazların sağladığı bilgi, hastanın kendi anlattıklarından daha kıymetli görülmeye başlanıyor ve hasta giderek daha az dinlenmeye başlanıyor. Bu dönemde sağlık bilgisi de önemli çünkü egemen biyomedikal tıp anlayışını ve doktor otoritesini pekiştirecek şekilde işliyor. Çünkü radyo, televizyon, gazete ve dergiler var. Bunlar ağırlıklı olarak resmi ve denetime tabi olan mesajları iletiyorlar. Ve doktorların otoritesi de, tıbbın otoritesi de bu mesajlar sayesinde pekişiyor. Ama bunların sonucunda hastanın bu dönemde görece pasif bir alıcı haline dönüştüğünü görüyoruz sağlık hizmeti sürecinde. Postmodern dönemde ve neoliberal ekonomi politikaları altında tekrar büyük dönüşümler yaşanıyor. Artık devletler eskisi kadar sağlıklı iş gücüne ve askere ihtiyaç duymamaya başlıyorlar ve devletle tıp arasındaki ilişki çözülmeye başlıyor. Diğer taraftan neoliberal ekonomide sağlık yeni lokomotif olarak görülmeye başlanıyor. Sağlık alınıp satılacak bir meta olarak görülmeye, hastalar da tüketicilere dönüşmeye başlıyor. Doktorlar artık özelde de kamuda da çalışsalar, şirket politikaları veya yeni kamu yönetimi paradigması nedeniyle karlılığa yönelik davranışlara yönlendiriliyorlar. Ayrıca bu dönemde 60 sonrası aydınlanma düşüncesi, genel olarak modern bilim anlayışı ve tabii ki modern tıp eleştirilmeye başlanıyor. Hastalar bunun dışında alternatifler aramaya başlıyorlar. Tıp önceki dönemde reddettiği bazı uygulamaları zamanla kendi bünyesine katıyor. Tıp fakültelerinde bölüm olarak açıyor ama bu alanı tamamen kontrolde edemiyor. Tıp alanı dışındakiler de bu alternatif ya da tamamlayıcı uygulamaları sürdürmeye devam ediyorlar. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber Batı ülkelerinde başlamak şartıyla tabii bu muayene çevrim içine taşınıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü doktorla hasta artık hiç karşı karşıya gelmeyebiliyorlar. İnternetin diğer etkileri bir yandan bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon yaratması doğru ama diğer taraftan da yapılmış yanlış ya da eksik tıbbi uygulamalar ya da tıp alanındaki çıkar ilişkilerini gün ışığına çıkartacak bilgiyi de sağlaması. Bu dönemde doktorların statüsü de biraz değişiyor. Alt sınıflardan gelenlerin payı giderek artıyor. Hem devletle ilişkisi çözüldü, devlet eskisi kadar tıbbın arkasında değil. Hem de hasta kitlesi artık bir önceki dönemdeki kadar pasif değil. Doğru ya da yanlış internetten bilgi ediniyor ve internette doktora puan veriyor, yıldız veriyor, değerlendiriyor. Bu da ona kısmen de olsa bir güç kazandırıyor. Ama şu önemli. Buradaki gücü sahip olduğu bilgiden kaynaklanmıyor. Gücü tüketimcilik kültüründen ve sahip olduğu müşteri rolünden kaynaklanıyor. Yani hasta hakları bile insan hakkı olarak değil de tüketici hakkı olarak değerlendirildiğinde savunulabiliyor. Şimdi genel bir karşılaştırma yapacak olursak, özerk ve tanıdık doktor önce bürokratik bir personele sonra tıbbi endüstriyel komplekslerde çalışan vasıflı bir işçiye dönüşüyor. Hasta doktoru değerlendirme gücüne önce sahipken sonra bunu kaybediyor, sonra kısmen yeniden kazanıyor. Sistemin kendisi sağlıklı kitleyle önce hiç ilgilenmiyordu. Sonra çalışabilecek düzeyde sağlıklı bir kitle istedi. Şimdi ise sağlıklı kitleye ihtiyacı yok, şimdi sağlık hizmetleri için para ödeyecek müşterilere ihtiyacı var. Hastanın tıbbi bilgisi başta çok sınırlı kaynaklardan geliyordu. Sonra tek merkezden denetlenmiş resmi bilgilere ulaşmaya başladı. Şimdi ise yüzlerce kaynaktan doğruluğundan emin olamadığı bir bilgi ve enformasyon bombardımanı altında. Aralarındaki etkileşim de doktorla hastanın
Önce hastanın evindeydi, sonra hastaneye taşındı. Şimdi hem hastanede, hem muayenehanede, hem de çevrim içi ortamda gerçekleşiyor. Süre kısıtı nedeniyle buraya ekleyemedim ama başka şeyler de var. Mesela hastanın beklentisi de değişiyor. İlk önce sadece acı çekmemek, acıdan kurtulmak istiyordu. Sonra o da zinde olmak, çalışmak, yani devletin gümrah bir vatan, nüfusunun parçası olmak istiyordu. Şimdi ne istiyor? Şimdi yaşlanmamak istiyor, hastalanmamak istiyor, mümkünse ölmemek istiyor. Ve tıp da aslında kendi amacını biraz ölümü öteleme ve ölümsüzlüğe ulaşmaya doğru çevirdi ama bunları tam metinde ancak tartışabileceğiz. Şimdi doktor-hasta ilişkisinde güvenin üç unsuru var demiştik. Doktor, hasta, güvene konu olan mesele. Fakat yani bugün doktor ve hasta dışında çok fazla sayıda aktör var. Hastanın ailesi, arkadaşları belki önceki dönemlerde de etkiliydi. Ama şimdi avukatlardan eza şirketlerine kadar, internet fenomenlerine kadar çok fazla sayıda aktör bir doktorun güvenilir olup olmadığını ya da doktorların ya da tıbbın güvenilir olup olmadığını olmadığı kararını verirken insanı etkiliyor. Güven duyulabilirliği iki faktör sağlıyor demiştik. Biri yüksek ehliyet uygulamaydı, diğeri de hastanın çıkarına yönelik davranmaydı. Bu da artık pek doktorların elinde olan bir şey değil. Neden? Çünkü bir kere bürokratik etkiler var. Hastaneler işletmeye dönüştüğü için hasta başına düşen muayene süresi, hastanede kalma süresi, nasıl tedavi edileceği gibi konularda karar verici doktor değil. İkincisi, sağlık piyasalaştıkça gereksiz tetkikler, yanlış aşırı teşhisler veya yanlış tedaviler de arttı. Çünkü temel mesele sağlık değil, kar olmaya başladı. Üçüncüsü, ideolojik etkiler var. Şimdi doktorları savunduğum için değil ama doktor biyomedikal modelde eğitim alıyor. Fakat hasta diyor ki ben işte fonksiyonel tıp istiyorum ya da alternatif tıp istiyorum. Dolayısıyla bir ideolojik uyumsuzluk da söz konusu. Üstelik piyasa bu yeni model beklentileri de sömürmeye yönelik çalıştığı için bu uyuşmazlığı pekiştiriyor ve vurguluyor. Statüsel etkiler var. Doktorun statüsü hem devletin hem de hastanın karşısında kısmen zayıfladı. Çünkü devlet için eskisi kadar önemli değil. Ve artık hastaların da bu değerlendirme gücü ve internet nedeniyle pasif alıcıdan biraz daha aktif hale dönüştüklerini söyleyebiliriz. Hasta hakları eskisine oranla daha fazla biliniyor ve uygulanıyor ama o da neoliberal politik. Yani hasta da aslında bu neoliberal politikalardan etkileniyor ve işletmeler gibi o da zaman zaman bu sefer doktoru malpraktis yasaları üzerinden belki üstünden para kazanılabilecek ve dava edilebilecek biri gibi görüyor ki şiddete de burada çok genişleyeceği için değinmedim. Onu da tam metinde tartışacağım. Sonuca geldim hocam. Sonuç olarak doktor-hasta ilişkisi kültürel ve tarihsel arka plandan bağımsız genel geçer kalıplar üstünden incelemeye uygun değil. Şimdi beklentimiz yatak yanı tıbbında ise ya da hastane tıbbında ise ama bize verilen hizmet neoliberal tıpta ise tabii ki güven zedeleniyor ya da hiç oluşamıyor. Burada önemli olan şu, değişen kişiler değil. Bir toplumsal olarak tıp değişiyor, tıbbın örgütlenme biçimi değişiyor ve hastayı da doktoru da yeniden şekillendiriyor. Çağdaş koşullar altında doktora olan güvenin artması ancak insan sağlığını kardan daha öncelikli gören politikalarla, doktor-hasta ilişkisindeki insani yönleri önemseyen bir perspektifle ve tıpta denetim ve kontrolün şeffaflaşmasıyla mümkün. Tabii insani yönler diyoruz ama sistem doktorları ve hastaları robotlara dönüştürüp toplumsal bağlamı tekrar değiştirinceye kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz de Temmuz hocamıza bir güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmacımız, iki konuşmacımız var ama sunumu bir konuşmacımız yapacak. Beş duyunun sağlık kurumlarındaki iletişim üzerinde etkileri, Hilal Sürücü ve Dilek Özmen ortak çalışması. Sunumu bize Hilal Sürücü yapacak. sağlık alanında iletişim üzerinden ve genç bir meslektaşımız demek istiyorum. Yüksek lisans öğrencisi. Buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim hocam. Dilek Özmen hocamla birlikte hazırladık. Aslında daha uzun bir şey bu ama elimden geldiğince kısaltarak sunmaya çalışacağım size. Beş duyunun sağlık kurumlarındaki iletişim üzerinde etkileri. Şimdi sağlık kurumları hem sağlıklı bireylere, hem hasta bireylere, hem de bunların yakınlarına hizmet veriyor. Günümüzde bu hizmet sadece hastayı alalım, tedavi edelim ve gönderelim şeklinde değil. Hocamın anlattığı gibi de
Hastalar daha fazla şey bekliyorlar. Üstlerinde nasıl bir izlenim kurduğumuz ya da bu aldıkları hizmeti alırken nasıl bir ortama geldikleri çok önemli. Zaten özel ve kamu hastaneleri de bu konuda birbiriyle yarış halindeler. Bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Kurumlar kendilerini diğer kurumlardan daha ileriye taşımak için hizmet alıcıların üzerinde önemli etkiler bırakmaya çalışıyorlar. İzlenim yaratma konusunda pazarlama ve reklam sektörü uzun yıllardır çalışıyor. Bunlar beş duyunun bu konudaki önemini bilerek bununla ilgili çalışıyorlar. Beş duyudan bahsetmeden önce duyu nedir? Duyu insanların ve hayvanların dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneğidir, yani duyumdur. Sağlık hizmetinin algılanmasında hizmet alıcıların algılanışını şekillendirmek için beş duyu ile zihinlerde güçlü duygular yaratılabilir. Duyular olmadan olayları kendimizi ve çevremizi algılama şansımız bulunmamaktadır. Duyu organlarımız kokuyu, sesi veya rengi taşımazlar. Biz onları sinirlerimiz ve beynimiz ile algılarız. Aslında burada şöyle bir şey de çıkıyor. Her kültür farklı algılar, her insan farklı algılar gibi. Ama genele hizmet verdiğimizde genele uygun şekilde hareket edebiliriz. Görsel duyudan bahsedeceğim önce. Çünkü görsel duyu tüm duyuların, yani bu beş duyunun arasında egemen olan duyumuz. %58 ile ilk sırada. Daha sonra koklama, işitme, tatma ve dokunma duyuları geliyor. Görme duyusundan bahsettiğimiz zaman kişi sağlık kurumundan içeriye girdiği zaman renkler, kullanılan ışık, duvardaki tablolar, koltuklar, her şey aslında görme duyusuyla alakalı ve görme duyusunu aktive eden şeyler. Ancak şöyle bir durum var. Renkler burada ana tema. Yani çok iyi bir ışık olabilir fakat kullandığınız renk ışığı yutar, bir önemi kalmaz. Tablolar renklerden oluştuğu için. Yani aslında temelde her şey renge varıyor. Çok daha uzun bir renk skalamız vardı. Ben birkaç tane renkten size bahsetmek istiyorum. Beyaz renk. Beyaz renk sadeliği, saflığı, temizliği ve hijyeni temsil eder. Özellikle yapılan araştırmalarda hastanelerle ilişkilendirilir ve gelinle ilişkilendirilir diye bir şey var. Siyah renk sofistike bir renktir, hırsın rengidir. Matem ve yasın rengi olduğu için hastanelerde kullanımı önerilmeyen bir renktir siyah. Kırmızı tehlikeyle, heyecanla, cinsellikle bağdaştırılan bir renk. Şöyle bir şey var kırmızı ile ilgili. Birçok hastane personelinin kırmızı rengi kullanmasını onaylamıyor. Yani üniformalarında kırmızı rengin kullanılmasını onaylamıyorlar. Mavi renk soğuğu, dinginliği çağrıştıran bir renk. Mavi rengin yatıştırıcı özelliği var. Özellikle bu hastanelerde çocukların olduğu servislerde, kliniklerde kullanılabilecek bir renk. Yeşil renk, bu da hastanelerle çok fazla ilişkilendirilen bir renk. Yeniden doğmayı, ferahlığı, canlanmayı, hep yeşil renk içinde zaten hastalar buradan bir şifa bulup çıkacağız izlenimi yaratan bir renk. Hep öyle düşündüklerini söylüyorlar. Sarı renk heyecanı, gelip geçiciliği çağrıştıran bir renk. Sarı renkle ilgili şöyle bir şey var. Taksiler mesela sarıdır. Bu gelip geçicilik hissi aynı zamanda güvensizlik hissini de getiriyor yanında. Güvensizlik hissinden dolayı hastaların güvenmesini ve hasta yakınlarının güvenmesini istediğimiz için kullanılması önerilmeyen renklerden. Yapılan bir araştırmada, Türkiye'de yapılmış bu araştırma, 40 kişiye sorulmuş. Kadınların %70'i beyaz rengi, hijyen ve temizlik rengi olarak gördüklerini, erkeklerin de %80'i bunu bu şekilde gördüklerini söylüyorlar. Ve hastaneyle bağdaştırıyorlar. Kadınlar daha fazla bir renk skalası sunmuşlar. Yani kadınlar daha çok renk sunmuşlar. Her zamanki gibi daha fazla duygu var içerisinde kadınlarda. Erkekler sarıyı hastalık olarak görüyorlar. Onlar da maviyi doktorlarla ilişkilendiriyorlar. Standart bir şekilde zaten acil kırmızı ile ilişkilendirilmiş bir renk. Diğer duyu işitme duyusu. İşitme işlemi nesnelerin hareketinden ya da titreşmesinden çıkan sesin hava aracılığıyla titreşim ya da ses olarak dalgalara dönüşüp kişinin algılamasıyla oluşuyor. Müziğin tüketicilerin ruh hallerini etkilediği yapılan çalışmalarla görülmüş. Yani işitmenin içine birçok şey giriyor ancak sağlık kurumlarında müziği kullanacağım için sadece müzikten bahsedeceğim. Müzikten duyulan haz vücuttaki dopamin salgısını arttırarak
kişilerin davranışlarını etkilemektedir. Müziğin sağlık için kullanılması ise uzun tarihli bir şey. Şamanlar şifa için kullanmışlar, antik Yunan'da kullanılmış, Selçuklu döneminde şifahanelerde kullanılmış. Yani çok uzun zamandır kullanılan bir yöntem. Kurum içerisindeki müzik sadece tedavi edici olarak değil, kurum imajının güçlendirilmesi açısından da önemli bir etmendir. Tüm kurumda aynı müzik kullanılabilir tabii ki, ancak acilde daha dingin, daha yatıştırıcı, daha sakinleştirici bir müzik tercih edilip çocuk servislerinde farklı bir müzik tercih edilebilir. Bu bölüm bölüm ayırma olayı daha fazla fayda sağlayacaktır. Koku duyusundan bahsedeceğim. Koku duyusu burnun üst kısımlarında koku epiteli adı verilen alıcı hücrelerle algılanan bir duyu. Koku alma hücreleri herhangi bir sinaptik bağlantıdan geçmiyor. Direkt beyne ulaşıyor, direkt beyinle ilişki kuruyor. Kurumun sahip olduğu koku içeri giren kişide kurumla ilgili algı oluşmasını sağlayacak önemli bir etmen. Halk arasında hastane kokusu diye bilinen iodoform, B vitamini ya da bu kullanılan dezenfektanların ağır kokuları kişilere zaten direkt hastanedeyim diye bir hastane algısı oluşuyor. Bunu dışarıda duydukları zaman da akıllarına hastane geliyor ve sanki hastanedeymiş gibi hastanenin onları hatırlattığı anıları da hatırlıyorlar. Çünkü zaten kokunun öyle bir bağlantısı var. Kişi duyduğu kokuyu tekrar duyduğunda onu kiminle bağdaştırdıysa o kişi aklına geliyor, o an aklına geliyor ve o anının fiziksel ve psikolojik etkilerini de yaşıyor aslında. Yani naftalin kokusunu duyup anneannenizi hatırlamanız gibi, beyaz sabun kokusunu duyup çocukluğunuzu hatırlamanız gibi bu da. Yapılan bir araştırma var mesela bununla ilgili, kokunun önemiyle ilgili. Bir kadın çorabını, ipek bir kadın çorabını 250 ev hanımına gönderiyorlar. Bunların bir kısmı doğal, kokusuz, bir kısmı lavanta kokulu, bir kısmı meyve kokulu, bir kısmı da nergis kokulu. Araştırma sonunda ev hanımlarına soruyorlar yani bu çoraplardan hangisi daha kaliteliydi diye. Ev hanımlarının %8'i doğal çorabın kaliteli olduğunu söylüyor. %18'i lavanta kokulu çorabın, %24'ü de meyve kokulu çorabın daha kaliteli olduğunu söylüyor ama %50'lik bir kısım nergis kokulu çorabın daha kaliteli olduğunu söylüyor. Şimdi baktığımız zaman yapısal anlamda hepsi aynı banttan çıkmış çoraplar. Aralarındaki tek fark kokuları ve %50 de büyük bir oran o çorabın daha kaliteli algılanmasına sebep oluyor. Yani bu da demek oluyor ki hastanelerde kullandığımız yani bu marka değeri için koku üretmek gibi bir şey aslında markaların kendi kokularını yapması gibi kurum için o imaj anlamında kokunun mutlaka olması gerekiyor. Tatma duyusu, tat alma kabarcıkları denilen özel yapılar vasıtasıyla tat alırız. Sağlık kurumlarında iletişimde aslında en az önemli olan duyu bu duyumuz. Çünkü şöyle bir şey var, hastanelerde genelde yatan hastalar yemekhane hizmetlerinden yararlanırlar ve yatan hastalar genelde diyet yemek yerler. O yüzden çok fazla yapılacak bir şey yoktur. Ancak hasta yakınları için ve sağlık çalışanları için onların gastronomik kültürüne uygun en iyi tat alma duyusuna en iyi hitap edecek yemekleri sunmak gerekir. Bu iyileştirme de kurum açısından fayda sağlayacaktır. Bu görselde aynı zamanda görme duyusu da var. Aradaki fark da belli zaten. Tat alma duyusu ile birlikte bahsedilebilecek bir konu da koku duyusunun aynı zamanda tat duyusu ile birlikte hareket etmesidir. Yani bir yemeğin kokusu almak gibi. Mesela çikolata kokusu olan bir oda parfümü kullanılırsa eğer, kişi sanki çikolata tatmış gibi olacak. Ve çikolata yediği zaman aldığı o haz, rahatlama hissini yaşayacaktır. Bu açıdan da tatma duyusuna bunu da eklemek istedim. Dokunma duyusu, dokunma pürüzsüzlük, pürüzlülük, sıcaklık ve ağırlık gibi gözlem yoluyla elde edilemeyen bilgileri sunar. Ve bu bilgiler algı üzerinde etkili olurlar. Hizmet alıcı hastaneye geldi, otoparkta indi, zemine bastı, o andan itibaren aslında dokunma duyusu hastane ile ilgili ona bilgiler vermeye başlar. Eskişehir Acıbadem Hastanesi'ni kullanan var mı aranızda bilmiyorum. Oranın geniş bir otoparkı var. Mıcır denilen küçük taşlar var orada. Şimdi iniyorsunuz, basıyorsunuz böyle eski bir çocukluktan kalma bir arazide gibisiniz aslında. Gidiyorsunuz o araziyi, tozlu yeri geçti. Kış, bu arada kışın sonbaharda yağmur ıslaktır orası böyle. Oraya geçiyorsunuz, bir anda wow, çok lüks bir hastaneye geliyorsunuz. Aslında bu Acıbadem için
dezavantajlı bir durum. Çünkü yanlış bir algı oluşuyor. Otoparkının da hastaneye dahil olduğunu bilmesi gerekiyor. Zeminin tamamı hastanın dokunma algısını, hastane ile ilgili dokunma algısını geliştirir. Ortamın sıcaklığı, oturduğunda kullanılan sandalyenin materyali ya da koltuk varsa koltuğun kumaşı, bunların hepsi dokunma duyusuyla ilgili. Ortam sıcaklığı ve nem oranı zaten hastaların ve hasta yakınlarının çok rahatsız olduğu ve şikayette bulunduğu bir konudur. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan SKS diye sağlıkta kalite standardı dokümanlarımız var bizim. Bu dokümanda zeminin ve ortam ısısının nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler var. İsterseniz Akreditasyon Daire Başkanlığı'ndan buna ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak bir renk ya da ses her zaman tek başına etkili değildir. Ancak birlikte kullanıldıkları zaman birbirlerinin etkisini azaltabilir ya da artırabilirler. Yapılacak renk tercihi kurumu daha ferah, daha sıcak, daha sıkıcı, daha seçkin gösterebilir. Sağlık kurumlarında kalp ritmini hızlandırılan kırmızı rengin, gelip geçicilik hissi veren sarı rengin, matem rengi olan siyahın, kahverenginin kullanılması önerilmiyor bu sebeple. Kullanacak oda parfümüyle kurum daha seçkin, daha elit. Aslında burada kilit nokta daha konforlu gösterilebilir, daha konforlu algılanabilir. Çünkü zaten artık amaç o, hastaya kendini daha konforlu bir yerde olduğunu hissettirmek, öyle hissettirmek kendini. Kişileri telaşa sokacak melodiler yerine daha sakinleştirici müzikler, uygun ses seviyesi, bu da çok önemli, uygun ses seviyesi seçilerek kullanılabilir. Kurum girişlerinin zemin açısından düzenlenmesi, az önce bahsettiğim dokunma açısından çok önemli. Bilim ve deneyimlerin sonucu gösteriyor ki belirli konulara dikkat ederek hizmet alıcılara daha iyi bir hizmet ve deneyim sunabiliriz. Aristoteles'in de söylediği gibi zihinde hiçbir şey yoktur ki öncelikle duyularca algılanmamış olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben hem çok keyif aldım bu oturumdan hem de bilgilendim gerçekten. Konuşmacılarımıza birbirinden değerli bu üç sunum için teşekkür ediyorum. Ama ayrıca şunun için de teşekkür ediyorum. Zamanı çok iyi kullandınız ve soru cevap kısmına vaktimiz kaldı. Ben bu güzel oturumda soru olduğunu düşünüyorum. Hem interdisipliner oldu, farklı alanlardan bilgiler aldık. Buyurun, bir soru alalım, çaya geçelim. Öncelikle teşekkür ediyorum konuşmacılara. Bir psikiyatrist olarak güven hızıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bize göre sağlıklı kendinizi güven vardır, sağlıksız güven bir var. Kendinizi tanıtır mısınız? Adınızı, Erol soyadınızı. Erol Özmen, Celal Beyazıt. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bize göre sağlıklı güven vardır, sağlıksız güven vardır. Tarihsel gelişme açısından baktığımız zaman da insanların doktora bakış açısının da güveni etkilediğini biliyoruz tabii kendi deneyimimizden de. Eskiden yarı tanrı olarak görülen doktora güven konusu ayrı bir şey. Günümüzde bunun hala sürmesi ayrı bir şekilde. Özellikle bu yarı tanrı şeklinde görme aşırı bir güveni, sağlıksız bir güveni getirerek şiddete kadar gidilmesine de neden olabilir diye düşünüyorum. Herhalde ileride hem sağlık çalışanlarının hem hastaların sınırları olan objektif bir güven duygusuna kazanması daha ideal olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Pardon, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, Sayın buyurun, Oturum Başkanım? Sevgili Hilal Hocama bir şey önereceğim. Son derece güzel, kendisine yakışan genç bir sunu izledik, canlı. Ben de bir öneride bulunacağım size. Önerileriniz çok güzel, kokusundan rengine, her şeyine. Ancak şu anda sağlık çalışanları ve bilhassa doktorlarımız yok. Birçok yere gidiyoruz, birçok branşta yok. Ben şahsen bu konuda sağlık personelinin tatmininin arttırılmasının koku işitsel olarak olmasa bile hissetme açısından hastaların bunu algıladığına ve böylece güven ilişkisinin de sarsıldığına inanıyorum. Belirli bir branştan bir şey bulamazsan odam ister kırmızı olsun ister yeşil olsun benim için fark etmiyor. Teşekkür ediyorum. Bunu da önerileriniz arasına alın. Koşulların iyileştirilmesi. Teşekkürler Rüçhan Hocam. Ben konuşmacılara
belgelerini takdim etmek istiyorum. Daha sonra da hep birlikte çay içmeye geçelim. Çok teşekkürler katıldığınız, bizleri dinlediğiniz için.